Burak'ı aradınız mı? Evet efendim. Danışmanıyla beraber birazdan burada olacaklarmış. Takviye kuvvet alacakmış. Ben tavsiye ettim. Başka türlü bize güvenmeyecekti. Tamam. 5 dakika daha bekleriz. Gelmezse başlarız. Aynen. Özür dileriz. Biraz geç kaldık. Kasımlarımız aynı ama biz ayrı ayrı mücadele etmeye çalışıyoruz. Gel güçlerimizi birleştirelim. Ne? Güçlerimizi birleştirmek mi? Benim ne gücüm var Çatalcalı? Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Kuzey, gel şunlarla beraber uğraşalım. Onlarla uğraşmak için senin bana niye ihtiyacın var ki? Sizin aranız gayet iyi. Yeri geliyor dibinden ayrılmıyorsun, yeri geliyor sofralarına oturmaya tenezzül ediyorsun. Senin bana neden ihtiyacın var? Benim çevremde senin gibi dürüst bir adam yok. Benim tek ihtiyacım olan şey bu. Kuzey, bir saniye gelir misin? Dışarı. Toplantı yapacağız. Ne? Toplantı yapacağız. Ya bu çok önemli bir toplantı. Senin ne işin var burada? Kuzey benimle geldi. Onu hepimiz görüyoruz. Ne olarak, hangi sıfatla geldi yani, onu soruyorum. Boş işler müdürü. Ben boş işler müdürüyüm. Tamam, bak burada biz çok önemli bir toplantı yapacağız. Animasyon bittiyse dışarı çıkar mısın? Sen sesini kes de otur şuraya. Herkes içine baksın. Kuzey bak, dışarı çık yoksa güvenliği çağıracağım. Güney. Kuzey hiçbir yere gitmiyor. Tamam mı? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ne demek istiyorsun sen? Niye bu kadar sinirlendin? Derdin ne? Güney'ciğim. Derdin ne? Babamın eldiveni sende ne arıyor? Babanın mı bu? Ben seni sanıyordum. Cevap ver. Ne arıyor? Ne oluyor? Ne diyor bu? Kendinize gelin. Güney. Söyle. Nereden buldun onu? Ne oluyor dedim sana? Şişt. Eldiven meldiven falan babam. Ne alaka? O gece ormandayken babamın elindeydi çünkü. Yeter, kesin şunu. Ne yaptın zannediyorsun sen? Cevap ver. Lan. Yeter. Burası ne yeri ne sırası. Evet, başlıyoruz. Bir dakika, bir dakika. Sen bana neden bunu söylemedin? Ne oldu dedim sana? Anladım. Niye daha önce anlatmadın bana? Güney lütfen. Yerlerimizi alabilir miyiz lütfen? Başlıyoruz. Anlatacağım sana. Buyurun. Hepiniz hoş geldiniz. Halka arzdan önceki son büyük toplantımızı yapıyoruz. Her şey bir yıl öncesinden sevgili Atilla Sinan Er'in planladığı gibi ilerliyor. Çok verimli bir yıl geçirdik. Ama hepimiz daha çok büyümek için biraz fedakarlık yaptık. Bir süre daha da yapmaya devam edeceğiz. Hisselerin borsada işlem görmesi uzun zamandır yatırımcıların beklediği bir şeydi zaten. Hisse birim fiyatımızı 4.30 olarak belirledik. 2013 sonuna kadar eğer büyük bir siyasi kriz yaşanmazsa... Oh.
Bu rakamı 3'e katlayacağımızı düşün... biliyoruz. 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 Dökül bakalım Çatalca, neymiş bu eldiven davası? Nereden buldun? Söyle. Sen konuşma lan. Seni dinliyorum, söyle. O gece ormanda buldum eldiveni. Güney'in düşürdüğünü tahmin ettim. Doğal olarak o adamı da Güney'in öldürdüğünü düşündüm. Ulan o yüzden mi tehdit ettin beni ha? O yüzden mi gizlice evime girip diğer tekini bıraktın eldiveni lan? Oğlum sen ne ayaksın lan? Sen neyin peşindesin lan? Madem Ferhat'ı öldürdüğümü düşünüyorsun, polise niye söylemedin? Söyleseydin. O kadar ifade verdin. Niye sakladın? Söyleseydin. Emin olmak istedim. Ya bırak sen ne biliyorsun? Bana bak lan ne biliyorsan söyle. Ne biliyorsan söyle de canım bunun da hadi. Bildiğini zannettiğin şeyi bana karşı kullanmak için mi sakladın polisten? Bir yemek programı. Teşekkür ederiz. Olur. Hafta içi olur. İyi günler. Teşekkürler, iyi günler. Teşekkürler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Efendim görüşürüz. De güle. Çadır tiyatrosuna çevirdiler burayı ya. Bu ne? Yok böyle bir şey ya. Bu Burak Çatalcalı çok tehlikeli olmaya başladı. Bunun haddini ne zaman bildireceğiz biz? Ha? Çok az kaldı, sabret. Güney nerede? Sarı toplantı odasındalar efendim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.